Bir de yılların havacılık editörü Tolga Özbek, Türk televizyonlarının en çok başvurduğu isimlerden birisi. Tolga Özbek de telefon attığımızda. Tolga Özbek, gece görüşüne hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Efendim, gerçekten üzücü bir kaza. Tüm havacılık camiası için üzücü bir kaza. Kazanın nedenlerini sizinle konuşacağız ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Gerek havayolu şirketi, gerek meydanı, yani pisti suçlamak doğru mu? Şimdi bir havacılık kazasına baktığımız zaman tek bir nedenden, sadece bir pistte yaşanan bir problemden bir kazanın nedeni olmuyor. Öncesine, sonrasına bakmak, birçok nedenlere bakmak lazım. Bir de tabii ki bir havacılık kazasında elimizdeki şu an çok az bilgiyle bir yorum yapmak yanlış, yani yarın bile veya birkaç saat bile sonra yorumumuz yanlış çıkabilir. Bu yüzden sadece bazı elimizdeki bilgilere göre bazı varsayımlar üzerinden konuşmak isterim ben. Umarım bu kazayla ilgili ne yazık ki bir vatandaşımız da Sayın Bakan açıkladı, hayatını kaybetmiş. Giden gidiyor ama amaç zaten hazırlanacak kaza raporlarında bir daha bu tür kazaların olmasının önüne geçebilmek. Şimdi uçağın ilk fotoğrafını gördüğüm anda inanmak istemedim açıkçası. Hatta ne oluyor diye bilen arkadaşlara sormaya gayret ettim ki bir süre sonra da bu üzücü haber gündeme geldi. Uçağın pist dışına çıkması daha önce de hem Türkiye'de hem başka ülkelerde şahsen rastladığımız, gördüğümüz, şahit olduğumuz bir olaydı. Ama bu kazada tamamen farklı bir durum söz konusuydu. Uçak 3'e ayrılmıştı ve kokpit bölümü ters dönmüştü. Bu da çarpmanın şiddetli olduğunun bir göstergesiydi. Siz daha önce benzer bir olayla karşılaştınız mı? Şimdi uçak gövdeleri, genellikle bu tür yolcu uçaklarının büyük gövdeler. Bunun dışına kompozit yapılı 787 dışında bırakabiliriz. Genellikle 3 parça olur. Öndeki kokpit, orta gövde ve kuyruk. Ve bu parçalar bir araya gelir. Herhangi bir kazada tabii çok yüksek bir güç uçağın üzerine etki ediyor. Burada da uçağın imalat şemasına göre 3'e ayrıldığını görüyoruz. Burada uçak piste oturduktan sonra duramıyor, pistten dışarı çıkıyor ve Sabiha Gökçen'in daha kuzeydeki otobana yakın olan pist sonundaki yaklaşık bir 30-40 metrelik bir kot farkı var. Bu kot farkından aşağı doğru uçuyor. Kokpit tarafı yolla pistin sınırlarını, daha doğrusu havalimanı sınırlarını ayıran kalın bir duvar var. Kokpit oraya çarpıyor. Evet. Ve çarpmayla birlikte zaten hani o bunun getirdiği etkiyle gövde 3'e bölünmüş. Kokpit kısmı da ters dönüyor burada. Evet. Ben bunu görüntü olarak Türk Hava Yolları'nın 1994'teki Van kazasındaki görüntü gibi duruyor. Evet. Orada uçak 3'e ayrılmıştı. Tabii oradakinin şiddeti, çöküş, vurma çok daha büyük, sert, daha yüksek bir güçle uçak vuruyor yere. Tabii ki çok sayıda vatandaşımız ne yazık ki o kazada hayatını kaybetmişti. O kırılma bölgelerinde olan yolcular kurtulmuştu enteresan bir şekilde. Onlar dışarı çıkabilmişti. Evet. Sayın Özbek, bu kazayla ilgili olarak Boeing 737 serisine yine bazı açılardan gözler çevrilmiş durumda. Kazanın uçak modeliyle bir alakası var mı? Şimdi şöyle, uçuşları durdurulan 737'lerin 4. nesil olan MAX modelleri. Bu MAX, bu 737-800, bu uçağın 3. nesil modeli, yani bir önceki modeli. Bu model şu an dünyada hava yolları tarafından binlercesi emniyetle uçuyor. Zaten bu sınıfta 2 tane uçak var. Biri Airbus'un A320 serisi, bir de Boeing'lerin 737, işte 600-700, 800-900'den oluşan 3. nesil modeli. Ben bu açıdan hani bu da Boeing, bu da 737 kısmına pek katılmıyorum. Problemli olan MAX serisi. MAX'ler zaten 13 Şubat 2019 tarihinden bu yana da bu uçaklar uçmuyor. Hatırlayacaksınız, bununla ilgili konuşmuştuk sizlerle de, yayın evet, yapmıştık. Biri 29 Ekim 2018'de, ikincisi ise 10 Mart 2019'da meydana gelen iki kaza vardı. Bu da bu kazada da ENKES olarak adlandırılan bir sistemin pilotun müdahalesine izin vermemesi ve uçağı dalışa geçirmesiyle meydana gelmişti. ENKES'in bir farklı modeli de, yani daha çok basiti de 737-800'ler de var ama yani bu kaza inişte olmuş, ben uçakla ilgili bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Ama dediğim gibi
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı kaza inceleme kurulu bir araya gelecek. Bu kazayı detaylarıyla inceleyecekler. Kamuoyunda kara kutu olarak adlandırılan işte uçuş veri kayıt FDR, kokpit seslerini kaydeden CVR'lar incelenecek. Görgü tanıkları şunlar bunlar çok ciddi bir soruşturma süreci. Ki bu süreç sonrasında ön rapor işte 1,5-2,5 durumuna göre ay içerisinde çıkacak. Evet. Ve nihai raporda en az 1-1,5 yıl sonrasında nihai rapor çıkacak. Bu raporun sonuçlarına beklemekten başka şansımız yok ama tabii ki haber çok sıcak. Evet. Aklımıza gelebilen olasılıkları da konuşmamız gerekiyor tabii ki. Sayın Özbek, tabii ki bu kazalarda hemen birilerini suçlamaya çalışmak alıştığımız bir hadise. Burada ne havayolu şirketini ne uçağın mürettebatını, pilotları suçlamıyoruz. Tabii ki uçak modellerine yönelik de spekülasyonlar yapılıyor. O soruyu bu nedenle size yönelttim. Efendim, emekli hava pilot Tümgeneral Sayın Beyazıt Karataş'la bağlandık sizden önce. Hava yastığı hadisesinden bahsetti. Kaza haberinin hemen ardından uçağın radar kayıtlarına baktığımızda motor takatinde farklılıklar gördük. Bu da kuvvetle muhtemel uçağın iniş yapmadan önce İstanbul'da şiddetli rüzgara yakalandığının bir göstergesi olabilir. Anladığım kadarıyla Sayın Beyazıt Karataş'ın söylediklerinden de anladığım kadarıyla tamamen bir dizi talihsizlikler peş peşe gelmiş ve uçak piste teker koyduktan sonra hava yastığı hadisesine de maruz kalmış gibi duruyor. İnişten önce, çok özür dilerim, inişten önce kule kokpit ekibine daha önceki uçuşun pas geçtiğini, uçağın pas geçtiği bilgisini iletti. Kule kesin olarak pas geçme talimatı verebilir miydi pilota? Şimdi şöyle söyleyeyim size, bu uçağın inişinden önceki iki uçak pas geçiyor. Konuşmalar bu şekilde. Evet. Bir uçağın inebilmesi için uygun rüzgar şartlarının olması lazım. Uçağın uygun açıda süratle ve stabil bir şekilde yaklaşabilmesi lazım. Eğer bu stabilitede işte yükseklik farkı, sürat farkı veya rüzgar limitlerin dışına çıktığı zaman veya pilot o yaklaşmayı emniyetli görmüyorsa pas geçeceğini söyler. Evet. Şimdi iki uçak pas geçiyor. Bu pas geçmenin nedeni de uçakta bir çok özür dilerim, rüzgarın arka rüzgar olması. Normalde uçaklar kalkışlarında ve inişlerinde arzu edilen kafa rüzgar alınmasıdır. Daha verimli bir şekilde kalkar uçaklar veya inişte en kötü ihtimal yan rüzgar alırsınız ama bunlar limitlidir. Arka rüzgara geldiği zaman konu burada 270 dereceden 22 knot, 22 deniz mili, 22 knotta yaklaşık 35-38 kilometre. Evet. Fakat rüzgarın hamlesi yani anlık değişimi 34 knot'a çıkıyor. Evet. Bu da nereden baksanız saatte işte 60 kilometreye yakın bir sürat geliyor. Evet. 737-800'lerin arka rüzgar limitleri 15 knot. Yani 22 knot fazla. Ama pilotlar, son karar pilotun burada. Evet. Hani kontrolör ona rüzgar bilgisini veriyor. İki uçağın pas geçtiğini söylüyor. Son karar pilotun inişini gerçekleştirecek. O yaklaşma ve iniş talimatı istiyor. İniş istiyor yani. Evet. Şimdi bunu niye istedi? O tabii yapılacak incelemeyle çıkacak. Bir ikincisi de Nisan ayında yeni İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul hava sahasında yeni bir planlama yapıldı. Daha verimli kullanmak adına. Bir taraftan da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok ciddi bir büyüme var. Şimdi bunları yan yana koyduğunuz zaman burada yapılması gereken bir pist değişikliği ama pilot ineceğim diyor. Yani ineceğim diyorsa son karar onun, sorumluluk onda burada. Evet. Pist değiştirildiği zaman yani Pendik üzerinden, Adalar Deniz üzerinden gelip iniş yerine daha kuzeyden şeylerin Formula 1 sahasının üzerinden gelip inmek, bunun süresi yaklaşık yarım saat. Kalkışlar buna göre değişiyor, yaklaşmalar, beklemeler, şunlar bunlar gibi bayağı bir prosedür var bunun. Şimdi acaba iki pastan sonra bilseydi veya pas geçseydi pis mi değiştirilirdi? Bunların bir planlama yapılması lazım. Tabii buna da bakılması gerekiyor. Evet. Burada kazadan birkaç saat sonra bazı görüntüler yayınlanmaya başlandı. Sosyal medya üzerinden uçağın çok sert teker koyduğunu, adeta teke teke gitti. Yani düşünün, denizin veya suya bir taş atarsınız, taş teker. Niye teker? Taşın hızlı olması lazım sekebilmesi. Evet. Çift fizik kuralı bu. Burada da uçakta bir sekme görülüyor. Neden bu kadar yüksek süratle gelindi? Ne oldu? Bir teker koyma anında bir aquaplaning şartları mı? Yani aquaplaning şudur.
tekerleğin piste tam temas edememesi bir su yatağı olması. Bu mu oldu? Veya çok sert koymayla birlikte bir lastik mi patlattı, dikmeyi mi kırdı, motoru mu vurdu? Bunlar tabii bunun sonrasında uçak yavaşlamıyor ve evet, aynı hızla devam ederek sonundan dışarı doğru çıkıyor. Ama Sayın Bakan da açıklama yaptı, işte dedi yaralılarımız, hafif yaralılarımız var, can kaybımız yok, ama hani gerçekten açıklandığı şekilde çıkarsa hani vallahi insanlar bana şey gibi geliyor, bunun içinden bu kadar az sayıda insanın hayatını kaybetmiş bir kişi deniyor ama bilemiyoruz tabii rakamları ne olacak, bu tıp veya ne yaşadılar bilemiyorum. Evet. Umarım da hiçbir can kaybı olmaz, ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş ama gerçekten buradan da çıkmak mucize desek yeridir gibime geliyor. Kesinlikle. İki soru yönelteceğim size izninizle. Uçağın piste indikten sonraki güvenlik kamerasına dair görüntüler yayınlandı. Evet. Bu görüntülerde uçakta bir alev olduğu gözüküyor. Sebebi ne olabilir? İkinci sorum da şu olacak Sayın Özbek. Hava yastığına, aqua planning'e maruz kaldığını hissettiği zaman pilotlar uçağı tekrar hızlandırıp havalanabilirler mi? Şimdi güvenlik kamerasındaki görüntü kalitesi çok düşük. Evet. Hava şartları artık hani gün batımı gerçekleştirmiş, hafif böyle bir aydınlık var, çok loş, renk net bir görüntü alamıyoruz. Ama uçakların kanat köklerinde, gövdeyle kanat birleşim yerlerinde iniş sırasındaki kullanılan lambaları var. Hı hı. Ve çok kuvvetli lambalar. Evet. Uçakta zaten hani hava yolunda kuyruğu sarı zaten, hani bir sarı ve benzeri tonları algılıyor. Acaba o ışığın yansıması mı, kırılması mı? Yoksa motordan bir alev mi uzuyor? Ben açıkçası bu görüntüden çok karar veremedim. Evet. Belki de iniş takımını koymayla birlikte bir lastik patlaması, jantın piste temasıyla oluşan bir kıvılcım mı? Bunlara bakmak lazım. Çok fazla bir bilgi yok bununla ilgili, bir şey soracağım. Ama uçağın sol motoru kopmuş. Evet. Sağ motorunda egzoz kısmı neredeyse kopmuş. Yani bunu enkaz görüntülerine baktığınız zaman o motoru falan geride görüyoruz. Bu kopma çok ciddi bir sert bir gücün uçak üzerine etkili olduğunu gösteriyor. Evet. Su yastığına gelince, co-planning'e gelince, bu tür kaygan havalarda yağmur yağmış, pist ıslanmış, fren mesafeleriniz uzuyor. Veya biraz önce de anlattığım gibi pistle tekerlek arasında tam bir temas gerçekleşemediği için tabiri caizse su yastığı, yani böyle bir suyun üzerinde kayarak gidiyor. Şimdi bu kayma başladıktan sonra çok yağmurlu bir havada frene dokunduğunuz zaman otomobilde fren hissiniz olmaz. Nedir frenin hissi? Tekerleğin yere sürtmesi lazım. Hayır, burada suyun üzerinde kayıyorsunuz. Bu nedenle sert inişler yapılır. Sert inişle amaç yağmurlu havalardaki pistlere yapılan inişlerde suyu tabakasının yarılarak lastiğin temas etmesini sağlamak. Şimdi uzun yıllardır Pegasus başta olmak üzere Sabiha Gökçen çok yoğun kullanılıyor ve buranın tek pisti var. Evet. Bir paralel pist inşaatı 6 yıldır devam ediyor ve bu yılın sonunda tamamlanacağı ifade edildi. Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sahibi Savunma Sanayi Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi değil. Evet. Şimdi bu pist niye bitmedi? Bu pist bitmeli ki ana pist tamir alınsın. İşte günde bir saatlik, iki saatlik bakımlarla bu pist tamir edilmeye, bakım yapılmaları, çalışmaları yapıyor. Çünkü pisti yaptınız, buraya beton döktünüz, asfalt attınız, burası tamam değil. Sürekli bakmak zorundasınız. Kar yağıyor, hasar oluyor, işte ne bileyim lambaları kırılıyor. Bunun da devamlı bakmanız gerekiyor. Öyle günde bir iki saat kapatılarak buna kadar verimli yapılıyor. Bundan soru işareti. Bir an önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin, paralel pistinin hızlıca bitirilip buranın büyüyen trafiğine karşı önce bu mevcut piste çok iyi bir bakım yapıp sonra burayı çift uçağın aynı anda inebileceği bir duruma getirmek gerekiyor. Bu da tabii bir yandan da nasıl yapılacak, nasıl edilecek? Hani bir soru işaretleri geçiyor. Bir tarafta 4 yılda biten yeni havalimanı var. Koca, evet, 4 pisti. Dünyanın en büyük havalimanı 4 yılda bitiyor ama burada bir pist 6 yılda niye bitirilemiyor? Ben bu konuda düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Peki siz daha önce de hep konuştuk bunu. Sabiha Gökçen'deki ikinci pistin bir an önce bitirilmesi konusunu uzun süredir de
gündemde tutuyorsunuz, sürekli dile getiriyorsunuz. Atatürk Havalimanı'nda yıllar önce bir benzer kaza yaşanmıştı. Evet. Örsal Kaptan, yine Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkmıştı. Hatta birlikte oradaydık. Orada bir kaya parçasına çarparak durabilmişti. Büyük bir facianın da eşiğinden dönülmüştü. Yani bu tarz kazalarda ne havayolu şirketi ne pilotlar pek de yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü bazı üzücü olaylar peş peşe yaşanmış durumda. Talihsiz durumlar peş peşe yaşanmış durumda. Şunu sormak istiyorum. Atatürk Havalimanı tabii artık kullanılmıyor ama dünya havalimanlarına baktığımız zaman uçakların pist sonunda duramayıp pist dışına çıkmalarını önleyebilmek için alınan tedbirler var mı? O kazanın olduğu yıllarda birer meraklı olarak o uçağın etrafındaydık. Evet. O yıllarda eski adı 0624 pisti olan Ataköy Florya doğrultusunda uzanan pist Atatürk Havalimanı'nın daha Yeşilköy'ken yapılan ilk pistiydi. Ve o yıllarda o pist 2300 metreydi. Ve ortası pistin çürkmüştü. Yani pistin sonuna bakarsınız inişlerde. Uçağı ona göre toplar pilot. O pistin o eğiminden dolayı göremiyordunuz. Ve çok yoğun bir trafik olduğundan dolayı bir türlü burası bakıma alınamıyordu. Sonunda 6 aylığına kapatıldı bu pist. Ve o pist resmen yeniden yapıldı. Üstü kobalt taşıyla kaplandı o pist. Kobalt taşı delikli bir taş. Yağmur yağdığı zaman kobalt o onların arasından akıyor gidiyor. Ayağınızı sürttüğünüz zaman sürtünme katsayısı çok yüksek ve çok ciddi bir para yatırılarak hem uzatıldı pist hem de çok iyi bir kaplamayla altyapı problemleri çözüldü ve bir daha o pistten kayan, dışarı çıkan hatırladığım kadarıyla uçak olmadı. Ama onun öncesinde çok haber yaptık. 0624 yeni adıyla o zaman 0523 oldu sonra pusula başların değişimiyle çok haber yaptık yani en az 10 tane uçağın çıktığını ben hatırlıyorum son 20-25 yıllık dönem içerisinde. Ama yeniden yapılınca çıkmadı. Şimdi çeşitli önlemler var. Su yastığının oluşmaması için mesela Amerika'da çok yapılır bu. Pistlerin üzerine özel elmas başlıklı bıçaklarla diyelim 1 milimetre kalınlığında incecik oluklar açılır. O oluklar yağmur yağdığı zaman akar o su. Pist üzerinde kalmaz. Yani suyu tahliye etmek çok önemli. Veya daha yeni nesil sistemlerde kobalt taşı gibi özel taşlar kullanan onlar pahalı tabii. Evet, tabii. Yani sonuçta buraya uçuş emniyetinin bir karşılığı yok. İşte bugün bu uçak kaybedildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunların parasal karşılıkları yok. Burası yoğun olarak kullanılıyorsa hani buraya yapılması gereken Adıya Gökçen'in ikinci pistini bir şekilde hızlı bir şekilde bitirip faaliyete almak ve ana pistleri de bakım yaparak standart hale getirmek. Çünkü artık çok yorgun bir, yoğun bir trafik üzerindeki yıllardır duran bir piste bakmanız gerekiyor artık. Bu tür önlemler alınıyor ama sonuçta tabii pilotlar ona göre inecek. Bir yandan da iniyorsunuz ama şöyle söyleyeyim size uçaklar fren yapıyor. Evet, lastik izleri oluyor. Bunların yakılması lazım, temizlenmesi lazım. Bunlar da kayganlığı arttırıyor. Mesela otomobilinize gidiyorsunuz. En tehlikeli dönemlerden biri yazın. Ani bir yağmur bastırır. Bütün birkaç aydır toz toprak, incecik bir toz tabakası vardır. O yağmurla birlikte inanılmaz kaygan bir dönem oluşur. Ve çok kazadır mesela İstanbul'da. Yani pistler de bunun gibi çok iyi bakılması gerektiğinde yedeği olacak ki döndüreceksiniz. O pistten o trafiği yaparken buraya bakım işlemi yapacaksınız. Tabii ki trafik sayısı çok fazla arttı İstanbul'da. Çok sayıda uçak var. İşte meydan değişikliği yapıldı. Bunları maksimum verimlilikte kullanıp buraları toparlamanız gerekiyor. Evet. Kaza sonrası çekilen ilk görüntülerde vatandaşların, yolcuların kendi imkanlarıyla uçaktan tahliye edildikleri, kendi imkanlarıyla uçaktan çıktıklarını gördük. Hatta kuyruk bölümündeki yarıktan çıkan vatandaş da var. Bu arada orta gövdede bir alev vardı. Bu alevin sebebi ne olabilir Sayın Özbek? Şimdi uçakta yakıt var. Ve pistten çıkarken o motorlarda 400-450 derece bir ısı var. Evet. Bir yakıtta bir kaçak olduğu zaman, herhangi bir şey meydana geldiği zaman tabii ki bir riskle karşılaşıyorsunuz. Bir yangın riski var. Bir alev uzaması, aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi belki de lastik patlıyor ilk inişte veya motoru vuruyor. Bu sürtünmeyle de bir alev uzaması görmüş olabiliriz. Zaten
uluslararası havacılık kuralları gereği böyle bir kaza olduğu zaman 90 saniyede itfaiyenin kurtarma ekiplerinin müdahale etmesi gerekiyor. 90. saniyede varacaksınız oraya. Varıyorsunuz ama uçakta da bu sırada bu kaza sonrasında hani kaptanların emriyle veremiyorlarsa kabin amirinin talimatıyla tahliye başlıyor. Yani yolcular bir şekilde kendilerini hızlıca dışarı atmaları lazım. Şimdi burada ne düşüyor bize? Biliyorsunuz uçağa bineceksiniz, bindiniz. Bir uçuş emniyeti kuralları hatırlatılır. Evet. İniş ve kalkışta kemeriniz bağlı olacak, koltuğunuz dik duruma gelecek. Kimse bunu dinlemez. Ben 100 kere uçtum, ben bu kuralları biliyorum. Kimse şeye bakmaz. En yakın acil çıkış kapısı nerede? Bunu bilmez. İşte önemli olan bu kuralları tekrar hatırlamak. Bir bakmak. En yakın acil çıkış kapısı nerede? Bunu görmek. Kemerinizi sıkı sıkı bağlamak. İşte bizim Türk yolcuların yaptığı büyük hatalardan biri. Uçak iner, kemeri bağlıdır. Uçak daha durmadan kenar açılır ve ayağa kalkmaya çalışırlar. Bavullarını almaya çalışırlar. Şimdi bu tür olaylarda görüyorsunuz ne kadar büyük bir tehlike. Geçen yıl Moskova'da bir kaza oldu Aeroflot Hava Yolları'nın. Uçak pistte duramadı, dışarı çıktı ve yanmaya başladı. Ve birçok yolcu, onlarca yolcu, özellikle önde oturanlar, malları çok kıymetli, başüstü bagajlarından bagajlarını, bavullarını alıp çıkmaya çalıştılar. Kapıyı tıkadılar, arkadakiler çıkamadı. Çok sayıda insan yanarak hayatını kaybetti kazada. Maalesef. Yani işte bu acil durumlarda havacılığın tarihi nasıl kanla yazıldı diyoruz ya. Bu kazalardan alınacak derslerle daha emniyetli uçacağız ama yolcuların bu kuralları dinlemeleri, kabin memurlarının anlattıklarına harfiyen uymaları gerekiyor. Evet. Sayın Tolga Özbek, efendim teşekkür edeceğim. Uzun süre sizi yayında tuttuk. Sorularımızı da sabırla yanıtladınız. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun lütfen. Çok teşekkürler sözleriniz için. Güzel bir kazayı bir şekilde bilgilerimizi paylaşmaya çalıştık ama tabii bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Çok üzücü gerçekten. Ben başsağlığı diyorum. Aynı zamanda yaralılara da en kısa zamanda iyileşmelerini umuyorum. İnşallah yaraları, durumları ağır değildir. Ama gerçekten hani kurtulanlar açısından gerçekten büyük bir faciayı inşallah böyle ucuz atlatmışızdır diyeceğim. Lütfen yolcularımız uçak indikten sonra kemerlerini çözmesinler, ayağa kalkmasınlar. Uçak dursun, kabin memurları veya pilotlar anonslarından, uyarılarından sonra kemerlerini çözsünler diyorum. Evet. Havacılık editörü Tolga Özbek, efendim çok teşekkür ederiz gece görüşüne katıldınız, sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun, var olun diyoruz ve aynı zamanda teşekkür ederiz. Türk havacılığı için de son derece üzücü bir kaza, bunun tekrar altını çizelim. Dileğimiz o ki bu tarz kazaları bir daha yaşamayız ama maalesef bazı olumsuzluklar peş peşe gelince kazalar da kaçırılmaz oluyor. Tabii ki farklı yorumlar yapılıyor. Biz de bu farklı yorumların önüne geçebilmek için konunun uzmanlarını gece görüşünde misafir ettik. Telefon bağlantılarıyla bu kazayı konuştuk sevgili seyirciler.